ana gold madencilik Fırat Nehri'ni ve İliç Barajı'nı siyanürle kirlettiğini itiraf etti. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeni işleten ana gold madencilik şirketi çevreyi kirletmişti. Madenden Fırat Nehri'ne ve İliç Barajı'na siyanür sızmıştı. Şirket o iddiaları doğruladı ve 8 kilogram siyanürün sızdığını itiraf etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı o şirkete en üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madenini işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, maden sahasında siyanür sızıntısı olduğunu doğruladı. Sızıntı miktarının 8 kilogram olduğunu belirten şirket, bölgenin hemen temizlendiğini açıkladı. Altın madeni zehir saçtı. Madenden sızan siyanür, Fırat Nehri ve İliç Barajı'na karıştı. Anagold Madencilik Şirketi'nin işlettiği Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni'nde çevre felaketi yaşandı. İşletmenin boru hatlarında arıza meydana geldi. Boru hatlarından sızan siyanür çevre felaketine neden oldu. Fırat'ın rengi kızıla döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede yaptığı inceleme sonrası maden işletmesine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uyguladı, suç duyurusunda bulundu. Amerikalı maden şirketi Anagold ve Çalık Holding ortaklığıyla işletilen madenin ortaklarından Anagold, 5 gün sonra siyanürün sızdığını doğruladı, şirket siyanürün sızdığını itiraf etti. 21 Haziran 2022 günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Döküntü hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal bakanlığa bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ne etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan parlamentosunun önünde Türk bayrağı açtı. Sarıgül, Atina'ya barış çağrısı yapmak için gittiğini, bir grup Türk düşmanının saldırısına uğradığını söyledi. Şu anda Yunanistan'dayım. Amerika'ya medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız. Gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e böyle seslendi. Yunan parlamentosunun önünde Türk bayrağı açtı. Elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız. Eylemin ardından İstanbul'a dönen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü partililer havalimanı kapısında coşkuyla karşıladı. Bu bayrak Atina meydanında açılan bayrak. Bu bayrağı Yunanlı'ya değdirmedik. Hiçbir zaman da değdirtmeyeceğiz. Sarıgül, Atina'daki eylemi hakkında konuştu. Barış için oradaydım dedi. Çareyi Amerika'da arama, çareyi NATO'da arama, çareyi komşun Türkiye ile iyi geçinmekte bul. Barıştan yana ol demeye gittik. Silahlar gitsin, barış gelsin demeye gittik. Daha sonra Ankara'ya, parti genel merkezine geçen Sarıgül, Yunan parlamentosu önünde uğradığı saldırıyı anlattı. Bir grup ne yazık ki Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi. Basın toplantısı sonrasında bize yönelik sözlü saldırıların dozajını artırdılar. Bu sözlü saldırılar daha sonra fiziki saldırılara teşebbüs noktasına kadar ne yazık ki ileri gitti. Ancak biz bu saldırıyı kesinlikle Yunan halkına mal etmiyoruz. Türkiye'den dostluk ara, Miçotakis. Silahlardan elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız.